Denetlem ve Eşitsizlikler Ünitesi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 4. bölümümüz olan bölünebilme kurallarıyla başlayabiliriz. Bu dersimizde birkaç tane bölünebilme kuralları öğreneceğiz. İlk önce 2 ile başlayabiliriz. Eğer bir sayının 2 ile bölünüp bölünmediğine bakmak istiyorsak, birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 yani çift sayılar varsa bu sayı 2 ile bölünür. Eğer yoksa o sayı kalanla bir şekilde bölünür diyebiliriz. Bakıyorum, birler basamağı 3 olduğu için bu bölünmez. Birler basamağı 8 olduğu için bölünebilir. Birler basamağındaki sayı tek sayı yani 3 olduğu için bu da 2 ile bölünemez diyebiliriz. Şimdi 3 ile bölünebilmeye geçiyoruz. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile bölünebilirler. Bize herhangi bir basamakta 2 basamak, 3 basamak, 5 basamaklı şekilde bir sayı vermiş olsun. Benim yapmam gereken şey rakamları toplamak. 7, 5 daha 12. 12 3'ünün katı olduğu için bu sayı 3 ile bölünebilir. 1, 0 daha 1, 2 daha 3, 3 3'ün katı olduğu için bölünebilir. 8, 2 daha 10, 9 daha 19, 19 3'ün bir katı olduğu için bu sayı 3 ile bölünemez diyebiliyoruz. Şimdi 4 ile bölünebilmeye bakalım. Son iki basamağındaki sayının 4'ün katı olması gerekiyor. Sayı zaten 2 basamaklı olduğu için son iki basamağı da 20'dir. 24'ün bir katı olduğu için bölünebilir. 48, 4'ün bir katı olduğu için bu sayı bölünebilir. 0, 0, 4'ün katı olduğu için bu da bölünebilir. 53, 4'ün bir katı olduğu için bu sayı 4 ile bölünemiyor diyoruz. Şimdi 5 ile bölünebilmeye bakalım. Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise o sayı 5 ile tam bölünür diyebiliriz. Mesela 45, birler basamağındaki rakam 5 bölünebilir. 975, birler basamağındaki rakam 5 bölünebilir. Birler basamağındaki rakam 4 bölünemez. Birler basamağındaki rakam 3 bölünemez şeklinde söyleyebiliriz. Sırada 8 ile bölünebilme kuralımız var. Arkadaşlar, burada da bize bir sayı verilecek. Biz onun sonuç basamağına bakacağız. Eğer sonuç basamağındaki sayı 8'in bir katı ise diyorum ki ben o sayı evet 8 ile bölünebilir. Sonuç basamağındaki sayı 0, 0, 0. O yüzden bu 8'in katı olduğu için bölünebilir. 224 zaten 3 basamaklı bir sayı. Bu da 8'in bir katı. O yüzden bu da bölünebilir. 0, 0, 8. Başta 0 olması hiç büyük mü yoktur. 8, 8'in katı olduğu için bu sayı da bölünebilir. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakalım. Burada da bize bir sayı verilecek. Aynı 3 ile bölünebilme kuralındaki gibi rakamları toplayacağız. Eğer 9'un katıysa diyeceğiz ki evet bu sayı 9 ile tam bölünebiliyor. 5, 4 daha 9. 9, 9'un bir katı olduğu için bu bölünebilir. 2, 1, 3, 6 daha 9. Yine 9 olduğu için bölünebilir. 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 19'un katı olduğu için bu sayı 9 ile tam bölünemez diyebiliriz. Evet arkadaşlar, son olarak da 10 ile bölünebilme kuralına bakacağız. Burada da birler basamağında 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür diyoruz. Baktım, birler basamağında 7 var, bu bölünmez. Baktım, birler basamağında 0 var, bölünür. Bakın, sayının basamak sayısı fazla da olsa benim bakmam gereken şey birler basamağı. Birler basamağındaki sayı da 0'sa o zaman diyorum ki bu 10 ile tam bölünür diyorum. Görüşmek üzere.